Türkiye'de trafik denildiğinde akla gelen ilk şehir şüphesiz ki kalabalık nüfusuyla İstanbul. Ancak son zamanlarda İzmir'de İstanbul trafiğini aratmayacak görüntülere sahne oluyor. İzmirliler bu sorundan şikayetçi. Kimi işine gidebilmek için saatler önce evinden çıkıyor, kimi ise uzun uzun yürümeyi tercih ediyor. Ancak İzmirlilerin bu sorun karşısında ortak bir çözümü var. Gün geçtikçe artan nüfusuyla İzmir'de en büyük sorun tabii ki trafik. Her ailede en az iki tane arabanın olması bu sorunu daha da çözülemez hale getiriyor. Peki ama ne yapılmalı? İzmirliler ise bisiklet yollarının artırılmasını talep ediyor. Artık günümüzde şöyle bir şey var sanırım. Her ailede iki tane araç, özel araç, üç tane özel araç durumu var. Ve hani eşler, atıyorum karı koca bir araca binip işlerine gitmiyorlar. Ayrı ayrı araç kullanıyorlar. Çok fazla özel araç da çok fazla trafiğin kilitlenmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Peki sizce bu trafik sorununda bisiklet kullanımı artırılsa çözülebilir mi sorun? Kesinlikle çözülebilir. Sanırım yani yanılmıyorsam yurt dışında bu kadar trafik probleminin olmamasının nedenlerinden biri de bu insanların gündelik hayatlarını bisikletle idame ettirebiliyorlar, devam ettirebiliyorlar. Ya ben Karşıyaka'da oturuyorum örneğin. Kaldırımlar örneğin yayalar için çok dar olduğu için yayalar yola çıkmak zorunda kalıyor ve trafiği bayağı yavaşlatıyor. Bu konu bayağı yani çözülmek zorunda. Bisikletler için zaten yollar yok. Bu da bayağı kötü. Yani belediyelerin el atması lazım bu durum aslında. Ama öncelikle bisiklet yollarının daha fazla artırması lazım. Bu yeterli değil yani. Nerede sürebilir ki insanlar? İşte sahilde falan böyle kiralama şeyleri var falan. Onların daha teşvik edilmesi lazım. Hani bisikletin de artırılması ki hani İzban'a da entegre olması bence gayet iyi oldu. Hani bisiklette olan insanlar her yere rahatlıkla gidebiliyorlar. Yani bu da güzel bir şey. Ben ayrı hani onlara güzel imkanlar sağlanırsa bununla ilgili sorunun hem çözülebileceğini hem de hani çevre kirliliği açısından da bir destek olacağını düşünüyorum. Sadece sahil kenarlarında değil, şehir merkezlerinde de bisiklet yollarının yapılmasını isteyen İzmirliler, Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonlarına deyim yerinde ise içine döktü. Bisiklet yollarının yapılması, yayalar kendine ait, arabalar kendine ait yerden giderse park sorunları çok önemli. Apartman önlerinde park yerleri yok, iyice sıkıştı yani ortalık. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Peki bisiklet kullanımı artırılsa acaba? Artırılsın, çok iyi olur. Hem spor açısından hem de insanların böyle hani vücutlarını ona göre sporla alakalı olduğu için daha iyi olur yani. Sağlıklı olur. Kiliğini yiyor. İşte bunlara el atması lazım aslında. Bu yolların yapımı için uğraşması lazım. Daha mesela kapsamlı. Hollanda'da falan hep bisiklet yani. İnsanlar onu kullanıyor yani. Trafik sorunu. Öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendirilmeli insanlar. Ve bisiklet, motor tarzı araçlara yönlendirilirse insanlar daha rahat ulaşım sağlanır bence. Çözülür. Belediye destek oluyor sanırsam. Ama sadece sahil şeridine yapıyor bisiklet yollarını. Şehir içine de bisiklet parkurları kurarsa, yani bisikletlerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak yollar yaparsa sorun çözülür diye. Bizim çok güzel bir uygulama ama sadece sahilde maalesef hizmet vermekte. Şehir içine, mesela burası öğrenci yeri, üniversite kampüsüne insanlar bisikletle yönlendirilebilir yani yollar yapılarak veya bisim parkurları buraya da kurulabilir. O şekilde daha rahat olur. Özellikle bisiklet yollarının artırılması, artı olarak da bisiklet yollarına park eden bu araçların cezalandırılması. Çünkü yani Ege Üniversitesi'nin içinde bile bisiklet yollarına arabalar park ediyorlar. Biz mecburen diğer yola çıkıyoruz ve yayaların yani normal kaldırım varken bisiklet yoluyla yürümesi bir sıkıntı yani. Siz de herhalde anladığımız kadarıyla günlük hayatınızda bisiklet kullanıyorsunuz. Neden tercih ediyorsunuz peki? Yani daha hızlı oluyor yani benim için yürümektense, arabam olmadığı için. Artı olarak yani sağlık bakımından iyidir yani düşünüyorum. Çevreye zarar vermiyor. İzmir halkı şimdi şehir merkezinde hem sağlıklı hem de trafik sorunundan uzak rahat bir nefes almak istiyor.